Merhaba arkadaşlar. Son dakika bir gelişmesi var. Adalet Bakanlığı 13 bin person alacak. Bunun 11 bini cezaevlerine alınacak. 1700 ise işçi olaraktan sonradan yayınlanacak. Dediğim gibi 11 bin küsuratlı bir sayı cezaevlerine alınacak. 1700 sayıda küsuratsa ilerleyen günlerde işçi olarak alınacak. Ben şimdi bunun hakkında bilgi vereceğim. Görüşü öneriniz varsa yoksa belirtin. Alamazsa varsa yoksa belirtin. İsteyinler. Şimdi arkadaşlar ben bu 4 tane ilanın linkini yorum kısmına bırakacağım. Burada şöyle biraz yakınlaştıralım. İnfaz koruma var. İşte gardiyan bu taraftaki daha çok infaz koruma arkadaşlar. Yapılan infaz koruma var. Hani teke teke anlatmayacağım çünkü bayağı uzun bir video olur. Burada işte başvuru evrakları var. Buna indirirsiniz. Buna dolduracaksınız. Burada başvurular e-devlette oluyor arkadaşlar. Burada da işte buradaki personel var. İşte koruma güvenliği, destek personel, kaliferci, destek personel, şoför, aşçı, istatistikçi, inşaat mühendisi, makine, teknoloji. Bunun hakkında alımlar var. Dediğim gibi ben bunların linklerini aşağıda bırakacağım. Açıklamalardan alabilirsiniz. Burada zabit katibi var. Her ilin bir zabit katibi alımı var. Artı da müşavir alımı da bunun içinde. Aşağı doğru indiğimizde müşavir alımını da göreceksiniz. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi müşavir alımı da bunlar. En son olaraktan burada da işte icra katibi var arkadaşlar. Hangi nerelerde olacak ve toplam kaç kişi kadro vermiş icra katibi hakkında bilgi veriyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu ilanın linkini açıklamada bırakacağım. Hiç açıklamada alıp kontrol edebilirsiniz. Burada da başvuru nasıl yapılmış onu göstermiş arkadaşlar. E-Devlet'e giriyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra. Burada şu arama yerine Adalet Bakanlığı başvurusu yazıyorsunuz. Ve böyle bir yer çıkıyor. Bunu tıklıyorsunuz. Buradan başvuru pozisyonunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Yeni başvuru yapıyorsunuz ve başvuru pozisyonunu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra onaylıyorsunuz bunu arkadaşlar. Onaydan sonra burada başvuru hani hangisine başvuru yapıyorsanız onu seçiyorsunuz. Pozisyonu seçiyorsunuz. Burada tekrar başvuru kaydınızı onaylıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Burada da kaydet ve ilerle diyorsunuz. Burada askeri durum tecili onaylıyorsunuz. Kızlarda da tecili falan yoksa diye geçiyorlar. Burada hiç çalıştınız mı çalışmadınız mı bunu seçip kayda devam ediyorsunuz. Size istenilen evraklar şu evraklar var ya bak şurada istenilen evraklar. Şu evrakları görüyorsunuz değil mi? Bakın buradaki evraklar. Şu an gösteriyorum. Bakın bu evraklar. Bu evrakları bir tane üzerine doldurup yükleyeceksiniz. Yükleyen sonra devam ediyorsunuz. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Zaten fotoğraf falan yüklüyorsunuz. İşte kişisel bilgilerinizi falan dolduruyorsunuz. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi 13.000 alım var. Bunun 1700'ü işçi olarak sonradan paylaşılacak. Onun hakkında da bilgi vereceğim. 11.000 küsuratlı bir alım var cezaevlerine. Dediğim gibi ben bu 4 alımın da ilan linkini açıklamada bırakacağım. Siz daha ayrıntılı incelersiniz. Ben içine girersem bu video en az yarım saatlik bir video olur. O yüzden hani KPSS'den en az 70 puan almanız lazım. Bakın bunu şimdiden bilmeniz gerekeni söyleyeyim. En az lise mezunu olmanız lazım. KPSS'den 70 puan almanız lazım. Aynı anda en fazla 2 kadroya başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 2 kadrodan fazla başvuru yapamıyorsunuz. Yani mesela infaz koruma başvuru yaptıktan sonra müşavirliği de başvuru yapabiliyorsunuz. Ama internet üzeri olduğu için tek bir alım da yapabilir. Çünkü hani daha önce birebir başvuru yaptığınızda 2 alım yapıyordunuz. Şu an internet üzeri olduğu için bir alım tek yapma olasılığınız da var. Hani bu gidemiş olalım. Kafanıza takılan ekstra bir soru falan varsa yorum belirtin. Ben elimden geldiğince cevap vereceğim. Dediğim gibi 13 bin var. Bunun 11 bin küsuratlısı cezaevlerine 1700 küsuratlı ise işçi olaraktan sonradan paylaşılacak. İşçi alımı doldurunca ben size paylaşacağım. Kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.